Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün sizler için arabanın farlarını LED'e nasıl çevireceğimizi anlatıyorum. Arabanın farlarını LED'e çevirmekle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Gelin hep beraber izleyelim. LED teknolojisi özellikle son yıllarda teknolojinin de gelişmesiyle beraber artık hayatımızın her anına girmiş durumda. Bugün artık evimizdeki aydınlatmadan otomobilimizdeki aydınlatmalara kadar birçok yerde LED teknolojisi kullanılıyor. Hatta ben de geçtiğimiz günlerde böyle bir video hazırlamıştım. Yine içinde bulunduğum Hyundai Getz'in tavan lambalarını ve ön ve arka tavan lambalarını LED'lerle değiştirmiştim. Yaklaşık bu 1,5-2 ay oldu. 2 aydır da gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Gayet de memnunum, onu söylemiş olayım. Şimdi yine memnun olmadığım bir taraf vardı bu arabanın farlarıyla ilgili. Belki geç kullananlar vardır aramızda. Bu arabanın farları, yani headlights dediğimiz ön farları ne yazık ki H4 türünde. H4 de ağırlıklı olarak motosikletlerde kullanılan bir far türü ve genelde zayıf kalıyor bir otomobil için. Çeşitli çözümler var aslında. İşte xenon çözümler var, farklı çözümler var ama hem arabayı yorması, muayenede sorun çıkarması ve benzeri ve pahalı olması gibi sebeplerden dolayı bugüne kadar pek o tarz bir çözüme yönelmedim. Ama LED teknolojisinin gelişmesiyle beraber aklımı çeldi ve işte bir sipariş verdim Banggood.com'dan. Sipariş geldi ve hemen şurada şöyle göstereyim. Bu LED lamba, bunun iki tane var tabii kutuda. Aldım ve taktım, kullanacağım. Şimdi birazcık bu işin nasıl yapıldığını ve sonuçlarından anlatmadan önce birazcık LED ampullerden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir kutuyla geldi bana. Bana yaklaşık maliyeti 60 TL oldu. Ama özel bir indirimim vesairem olduğu için biraz bana öyle bir fiyata geldi. Kutudan iki tane LED lamba çıkıyor. Üzerindeki bilgilere bakacak olursak H4 zaten seçmeniz gerekiyor bu şekilde. Yani alırken, sipariş verirken H4 mü ya da ne olduğunu, H11 mi, H9 mu, H8 mi, H7 mi seçmeniz lazım. Ben H4 olduğu için H4 aldım. 8000 lümen diyor. Bakıyorum özellikle, hemen okuyayım şuradan. 9-32 volt arasında çalışıyor. 8000 lümen diyor. 8000 lümen dedi aslında 4000-4000, yani 2 lamba olduğu için 4-4-8000 yapıyor. IP65 su geçirmeme özelliğine sahip. 6500K color temperature, yani renk değerinin 6500K olduğu söyleniyor. Bu lambaların önemli bir özelliği var. Hemen ben anlatayım şurada hızlıca. Şöyle ekranda da göstermiş olayım. Şöyle kamerayı tutalım. Evet. Bakın şimdi burada 3 yüzünde de bir LED lamba buluyoruz. Bu COB LED diye geçiyor bunlar. SMD LED'ler var, COB LED'ler var, bir de Cree LED'ler var. SMD LED'ler bizim şerit LED dediğimiz LED'ler. COB LED'ler biraz daha kaliteli olan LED'ler. En pahalı ve kaliteli olanlar ise Cree LED'ler. Bu COB LED olarak geçiyor. O yüzden fiyatı biraz daha makul. Siz 80 liraya falan alabilirsiniz bu aralar diyelim. En azından Aralık 2010'da çektiğim bu videoyu. Ama yani yaklaşık o fiyatları bu civar. Türkiye'de satılıyor farklı markalar altında. Genel Çin'den getirilen ürünler. Photon diye bir marka var. Onlar mesela daha iyi, daha şeyleri yüksek, fiyatları yüksek. 200-300 lira alıyorsunuz ama daha uzun ömürlü olduğu ve garantisi vesairesi var. Bunlar biraz Çin'den geldiği için hani bozulduğu zaman kutusunda yazıyor işte getirin falan filan diyor ama hani nasıl olacak bilmiyorum. Öyle bir deneyimim olmadı. Lambayı anlatayım. Lambanın arka tarafında fan sistemimiz var. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle tutayım ki daha rahat olsun. Evet. Fan sistemi var. Standart bağlantımız var. Bu LED lambaların bazılarında bir balast da oluyor. Balastı olanları da var. Küçük bir kutu oluyor daha doğrusu öncesinde. Daha sonra bunu arabanın elektrik sistemine bağlıyorsunuz. Öyleleri de var, böyleleri de var. Bu tarz olanları da var, o tarz olanları da var. Şimdi yavaş yavaş bu tarzlar daha çok moda olmaya başladı. Alüminyum bir malzeme var burada. Çünkü ısınıyor biraz o ısıyı alması açısından. Az önce de söylediğim gibi 3 farklı tarafında bir LED yerleşimi yapılmış. İki LED'in yeri aynı bu arada. Şimdi şöyle göstereyim.
Birinci led burada, ikinci led burada. Aynı hizada. Bir tanesi biraz aşağıda tasarlanmış. Bu iki led kısalarda yanıyor. Üçüncü led ise uzunlarda yanıyor. Yani uzunları açtığınız zaman 3 led de yanıyor. Kısalarda sadece 2 led yanıyor. Ve bayağı da iyi bir aydınlatma yaptığını söyleyeyim. Ben eski halojen lambalarıma göre hemen şuradan da onu da çıkarayım. Şu halojen lambamız. Bu da led lambamız. Hemen hemen format olarak aynı ama bunun arkası biraz uzun. Ledlerin. O yüzden biraz sonra o montajda da anlatacağım. Belli sıkıntılar oluyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Halojen yerine bunu kullanıyorum. Dediğim gibi bana 60 liraya falan geldi ikisi. Bir kutusu. Kutudan zaten iki tane çıkıyor onu söylediğim gibi. Takımı falan çok zor değil. Takması falan çok zor değil. Azıcık yani birazcık elinizden ufak tefek işler gelen birisiyseniz kendiniz bile yapabilirsiniz. Çok zor bir iş değil. Fakat bazı otomobiller, yani bu geçte sorun olmadı ama bazı otomobillerde şu arka kısmı kurtaracak bir yeri yok. Onu şöyle göstereyim. Böyle bir yer yok. O yüzden onu kesiyorlar. Bazı işte uğraşmak gerekiyor. Ama geçse sorun olmadı. Ben direkt taktım çıkardım. Fakat şöyle bir sorun oldu. Onu söyleyeyim. Hemen şuradan eğileyim alayım. Ah evet aldım. Şu bizim benim far kapağı. Bu far kapağını takamıyorsunuz. Hatta burada kesilmiş bunu. Bir önceki sahibi kesmiş herhalde. Far kapağını takamıyorsunuz ne yazık ki. Çünkü far kapağı bu şeyin şurasına yani kapatmak zorunda kalıyor. Bununla ilgili bazı aparatlar var, satılıyor. Şunun bir benzerini Çin'den getirtebiliyorsunuz. 1 dolar, 2 dolara. Biraz daha uzun böyle vakumlu gibi, şeyli gibi, böyle içine katlanır gibi. Onlardan alarak da şey yapabilirsiniz, çözüm üretebilirsiniz ama dediğim gibi ben şimdilik böyle kapaksız kullanıyorum ama tabii su kaçar, toz kaçar, farın içine girer. Biraz dikkatli olmak lazım. Onu da yakında sipariş vereceğim. Onları da öyle kapatacağımı söyleyeyim. Şimdi işin teorik kısmını anlattık. Gelin isterseniz pratikte nasıl yapıldığını göstereyim ve ondan sonra da zaten siz de rahatlıkla, siz de kendiniz de yapabileceğiniz bir şey olduğunu göreceksiniz. Evet, şimdi arabanın yanındayız. Farları değiştireceğiz bakalım. Eski lambayı çıkardım ben az önce. Hemen şurada görüyorsunuz. Kolay zaten, çıkarması çok zor bir şey değil. Şimdi yenisini takacağız. Burada, şurada görmüş olduğumuz, şöyle çekeyim. Evet, şöyle bir daha detaylı bir çekim yapayım buradan. Şurada, hatta şöyle aksiyon kamerasında içeriye bakın. Orada bir yuvamız var, o yuvaya takacağız lambamızı. Kameramızı şöyle koyalım. Lambayı çıkardık. İşte lambamız burada. Şöyle elimi alayım göstereyim. Tam görünmüyor. Evet. Şöyle. Şuradan koyduk. Şöyle bakın. Şu yuvaya yavaşça yerleştireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi lambayı taktık. Bağlantısını yapacağız. Yapalım bakalım nasıl olacak. Evet, gördüğünüz gibi bağlantıyı yaptık. Şu an sağlam bir şekilde durdu. Benzer işlemi öbür tarafa da, yani sağ fara da yaptım zaten. Hemen göstereyim onu da.
Şu anda hem sağ far hem de sol far takılmış oldu. Çok zor bir işlem değil. Eğer çok karışık bir arabanız için çok karışık ve kapalıysa biraz zor olabiliyor. Ama onun dışında kendiniz de 5-10 dakikada halledebilirsiniz. Bu kadar kolay olduğunu söylemiş olayım. Bu arada ampulü yerine takarken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Ampulün üzerinde 3 adet tırnak bulunuyor. Bunun 2 tanesi daha küçük, bir tanesi biraz daha büyük bir tırnak. Bu tırnakların ampulün yuvasındaki yerlerine tam olarak oturması gerekiyor. Bu takım sırasında buna dikkat etmenizi öneririm. Zaten tam olarak oturmadığında tam lambanın o özel bir mekanizması var. Bunu da kapatamıyorsunuz. Öte yandan ben farları değiştirirken içeride bulunan iç bükey metal parçanın da daha önceki fardan, ki xenon far vardı bu farların üzerinde, xenon lamba kullanılmıştı, İs tuttuğunu gördüm. Bunu yerinden söktüm. Yerinden sökmesi çok zor değil. Bir tane vida tutuyor. Vidayı çıkardıktan sonra o demir parçayı yerinden sökebiliyorsunuz. Tamamen metal bir parça bu arada. Ve bunu yerinden söktükten sonra güzelce içindeki isini cif ve bulaşık teliyle güzelce temizledim. Kuruttuktan sonra tekrar yerine taktım. Hem daha iyi ışık yansımasını vesairesini daha iyi yapmış olduk, hem de temizlenmiş oldu. Dediğim gibi bu tırnak meselesine dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda farda da başka sorunlar varsa onlara da bir göz atsanız iyi olur. Evet, sizin de gördüğünüz gibi aslında LED lambaların montajı çok zor değil. Bildiğim kadarıyla, ben henüz daha onu denemedim, test etmedim ama muayenede sorun olmuyor bilgisi verdiler bana. Ama sorun olursa da eski lambaları takmak o kadar zor olmadığı için sadece muayene için ona gidersiniz. Çünkü göze alan veya karşı tarafı rahatsız edecek bir türde lamba değil bu, onu söylemiş olayım. Yani bazı xenonlarda, bazı işte far sistemlerinde ne yazık ki böyle sorunlar var ama LED'lerde ben öyle bir sorun yaşamadım. Kullanıyorum da herhangi bir kimse de bana hani ne yapıyorsun kardeşim bu çok uzun falan filan demedi. Gözümü alıyor falan demedi. Dediğim gibi muayenede de sorun olmuyor bilgisi geldi. Baktım internette araştırdım, sorun olmuyor diye söylediler ama gördüğüm kadarıyla bir sorun yok. Gayet de yolu aydınlatıyor. Etrafı daha iyi görüyorsunuz. İnsanlar sizi daha iyi görüyor. Ki ben mesela gündüz de aydınlatma kullanan birisiyim. O bakımdan çok faydasını gördüm. Artık deneyip yapmak, uğraşmak size kalmış bir şey. Benden anlatması, uygulaması sizden diyorum. Bana destek olmak istiyorsanız hem kanalıma abone olun hem de videolarımı beğenin. Bu konuyla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse sosyal medya hesaplarıma iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte görüşmek üzere. Hoşça kalın.